Merhaba arkadaşlar. Ceza hukuku dersinin ilk ünitesi olan ceza hukukuna giriş ve ceza kanunu ünitesi ile ilgili bir soruyu daha çözecek olursak, seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekilinin meclis kararı olmadıkça tutulamaması, sorguya çekilememesi, tutuklanamaması ve yargılanamaması aşağıdakilerden hangisini ifade eder diyor soruda. Yasama sorumsuzluğu, diplomasi dokunulmazlığı, yasama dokunulmazlığı, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan dokunulmazlık, memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanun. Şimdi yasama sorumsuzluğu, evet, milletvekilleriyle ilgili bir durum. Milletvekillerinin milletvekillik olarak meclis çalışmaları sırasında söylemiş olduğu sözler, kullanmış olduğu oylar ve düşünce açıklamalarını içine alan bir kurum ve aynı zamanda ceza sorumsuzluğu sonucunu doğurur. Fakat burada sorumsuzluktan ziyade tutulamaması, sorguya çekilememesi, tutuklanamaması, yargılanamamasından bahsediyoruz. O halde yasama sorumsuzluğuyla ilgili bir meseleden değil, suç teşkil eden bir davranışla ilgili yapamayacağımız ceza muhakemesi işlemlerinden bahsediyoruz. Diplomasi dokunulmazlığı, biliyorsunuz, büyükelçiler, konsoloslar, onların büyükelçilerin eşleri, çocukları, büyükelçilik binalarında çalışan diğer gönderen devlet memurları gibi kimseler için öngörülmüş olan dokunulmazlık. Ama o soru da milletvekillerinden bahsediyor. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan dokunulmazlıklar, NATO anlaşmaları gibi Türkiye'ye gelen askerler, NATO anlaşması çerçevesinde gelen askerlerde öncelikli yargı yetkisinin kimi kullanacağı ile ilgili bir meseleydi hatırlıyorsanız. Memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanunun sağladığı güvence derken de memurlarla ilgili soruşturma görevlerinden dolayı bir suç isnadı var ise soruşturma açılması için soruşturma izni alınması gerekiyordu. Bununla ilgili bir meseledir buradaki bu kanunun memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun sağladığı güvence. Dolayısıyla soru diplomasi dokunulmazlığı ile ilgili, yasama dokunulmazlığı ile ilgili. Yasama dokunulmazlığı milletvekillerinin işlemiş oldukları suçlar, dikkat edin, sorumsuzluktan farklı olarak işlemiş olduğu suçlarla ilgili olarak tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını ve yargılanamamasını sonuçlayan bir hal. Yani milletvekili suç işlemiştir, cezalandırılabilir fakat soruşturmasının başlatılabilmesi ve devam edilebilmesi için dokunulmazlıkların ortadan kalkması gerekir ki biz ancak ondan sonra tutabilelim, yani gözaltına alabilelim, yakalayabilelim, sorguya çekebilelim, tutuklayabilelim veya yargılayabilelim. O halde yasama dokunulmazlığı tüm bunlara engel olduğu için doğru seçenek C seçeneğidir.